Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Alaaddin ve Naciye Yıldız çifti Arasarlı evlerinde tek odada yoksulluk ve hastalıkla mücadele ediyor. Evleri 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar alan ancak belgelerinin müdürlükte kaybolmasından dolayı mağdur olan aile yetkililerden yardım bekliyor. Naciye Yıldız'ın felçli olduğu, Alaaddin Yıldız'ın ise sol tarafının kısmi felçli olduğu çift ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor. Tuvaletin dışarıda olduğu ve evin sularının akmaması nedeniyle temizlik konusunda zorlanan aile içecek suyu zorlukla temin ediyor. 65 yaş aylığıyla yaşamaya çalıştıklarını söyleyen Alaaddin Yıldız, yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istediğini ifade etti. Abi aylığım 3000'den az. 2700, 2800, 2500 e ile 65. Abi mesela taksi buraya gelir beni götürür aylığı almaya gözüm görmüyor alam. Sakatım. 100 lira. 200 lira. Kur'an hakkı içerisinde taksiciyi çağıram sorsunlar. ben yalan söylemiyorum. 200 lira taksi alır. Gidiş gelir. Beni götürür getirir. Su, elektrik. Su, elektrik. Ben ne yapam? Kamanmışım kalmışım. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Elim yok, ayağım yok. Yaşım geçmiş. Ne yapayım ben? Ben ev isterim devletten. Ele bir yakın yer olsa ben yine sürüne sürüne ekmeğimi getiririm. Eşinin de kendisinin de hastalıktan dolayı felçli olduğunu söyleyen Naci Yıldız, evin yıkılmasından dolayı endişe ettiklerini söyledi. Tamam. Kimsemiz yoktur. A ben bir de dededir, dede de hasta, ben de hastayım. Kimsemiz yok, evimiz de ağır hasarlı. Korkuk dibinde yatak. Ne o kaçabilir dışarı ne ben. dibində qalırıq yani. A, o da edən bax soba yaxa, xıran kaşan axır zor belə gətirir. Bir qova soba yandırır. A, aşdırır ekməkdir, yemək də edəmi. E. Ayra idarə edəcəyik yani. Dövlətdən bir sağla e ev istiq, sağla məvistiq bizi qoysınlar dibinə. Biz qurtu yani qorxıq, qorxıq da durqusu yox. Burda oturmaya. Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ruhi Demirbaş, ailenin evinin Kahramanmaraş depremlerinin ardından ağır hasar aldığını söyledi. Belgelerin müdürlükte önce kaybolduğunu, sonra da hak sahipliği başvuru süresi bittikten sonra bulunduğunu belirten Demirbaş, durumun şu anda mahkemeye intikal ettiğini ifade etti. Şu an burada gördüğümüz Mardo Gölü küme evlerinde, Aladin Yıldız'ın evindeyiz. Şu an Aladin Yıldız'ın evinde olmamızın sebebi, Aladin amcamızın eşi Ferç, 10 yıldır yatalak. Aladin amcamız da aynı şekilde sol taraftan ferşçidir. Nerede baksan kendileri 85 falan yaşlarındalar. E gördüğünüz gibi tabii ki tek bir ev kaldı. Ağır hasarlı evlerde şu an ikamet ediyorlar. Yani bu adamlara acilen ya bir toki ya bir konteyner yani buradan çıkarmamız lazım. Bu ev kaymış kayacak yani bu ev gitti gideceğine için. Afat'a da söylemişim, bildirmişim. Vali Bey'e de gitmişim, Vali Bey'e de notları vermiştik beraber bugün gün taksimden götürdüm. Vali Bey'e göremedik ama Alperen Hoca herkesin haberleri var. Acilen bu adamın burada boşanması lazım. Bir de bir işsiz bir yer, bir tek başına bu ev kalmış burada. Bu da ağır hasarlı. Evlat dilekçelerini verdiği halde bu adamdan dilekçeleri kaybolmuş çevre şehitte. 10 gün sonra bulunuyor. ondan sonra diyor ki adam bir süre bitti, getir mahkemeye ver. Aladin amca mahkemeye de vermiş, 3 maaşı da hibe etmiş, mahkeme parasını yatırmış. Ama ne gelen var, ne ilenen var, ne de bir soran var. Evin arası hasarlı olmasının yanında ailenin acil bakım ihtiyacı olduğunu söyleyen Muhtar Demirbaş, yetkililerin bir an önce bu duruma el atması gerektiğini söyledi. 65 yaş e, geçim yapan insanlar yani şu an bunların. Yani bu adam işte 10 günde bir 150 bin lira, 200 bin lira bir taksiye verir suyunu getirir. İşte 3 tane ekmek, 4 tane ekmek getirir. Seten, su töküler iyiler. E, Labuları kapıda seten görüyorsun yaşlı adamlar. Zaten yengem görüyorsun her şeyi. Ayak önünde, kokulan seten görüşünde bakımsızdan adamlar çaresiz haldeler. Yani devletimizden, yetkililerimizden Allah rızası için bura bir acilen sahip çıkmaları lazım yani bu amcalara. Allah muhafaza bir soba düşte yansıtalar, kimsenin haberi olmaz. Şu an çok mağdurlar Baladın amca gibi.